Selim, sen peki nasıl bir çocuktun? Ben çok yaramaz bir çocuk. Ya. Yani tabii hepimiz de aslında genel olarak biz buradayız demek istiyoruz değil mi? Yani şu an bir selfie yapsak herkes fotoğrafı büyütür kendine bakar. Evet. Yani önemli olmak güzel bir şey. Bak, o yüzden bak. Ben ne kadar güzel bir şekilde ön planda olursak, örnek olarak ön planda olursak bu da daha iyi oluyor zaten. Evet. Ama yani çok yaramazdım ben çocuk. Yaramaz. Evet. Peki sen bu çocukları tanıyor muydun filmi kabul etmeden önce, biliyor muydun? Yani görsel olarak biliyordum, evet. Ama yani tanıştığımızda bu durum ikiye katlandı. Evet. Peki şu son birkaç yılına baktığımda gerçekten çok değişik karakterlerle seyirci karşısına çıktın ve senin için aslında bu çok lezzetli de bir şey, bir oyuncu evet, için. Şanslıyım. Evet. Şanslısın maşallah, ama nedeni de belli aslında, herkes biliyor. Yetenek evet, ustası gerçekten, arkadaşımdır canımdır diye söylemiyorum. Çok değerli bir isimdir ayrıca Selim Bayraktar. Ve çocuk filminde böyle bir karakteri oynamak nasıl düşündün? Nasıl kabul ettin? Yani öncelikle bir senaryoya baktığımda evet kötü Kazım, tamam kötü tamam. Kazım, ama hiçbir kötülüğün altı boş değildir. Tamam. Kimse durup dururken kötü olmaz. Neden öyle olmuş değil mi? Evet yani senaryoda sonunda, hatta iki gün önce çok enteresan bir şeyle karşılaştık biz Adana'dayken. Kötü Kazım, sana sarılabilir miyim dedi. Yani adam adı Kötü Kazım ama masum aslında. Tabii. Yani belki de kızgın biraz. Evet. O yüzden, yoksa kızgınlığı evet. Çocuklara değil aslında. Şimdi turneleriniz var. Nerelere gidiyorsunuz? Gittik daha doğrusu. Bugün Adapazarı'na gidiyorsunuz, onu biliyorum. Harika. Adapazarı'ndan sonra turnelerimiz bitiyor. Buraya gelmeden öncesinde yapmıştık biz turnelerimizi. Harika. Adana'ya gitmiştik, İzmir'e gitmiştik, Ankara'ya. Her yeri gezdiniz. Aferin size. Sizin ailelerinizi tebrik ediyorum. Ve teşekkür ediyorum. Böyle pırıl pırıl harika evlatlar yetiştirdiği için. Gerçekten bu mükemmel bir platform evet, oldu çocuklar için. Harikasınız. Günaydınlar efendim. Sabahları uyandığınızda güne iyi başlayanlardan, gülümseyenlerden misiniz? Yoksa sabahları kalkıp aman bugün hiç havamda değilim, hiç bana dokunmayın diyenlerden misiniz? Lütfen ikincisi olmayın. Güne gülerek başlayın, pozitif başlayın. Şöyle harika bir enerjiyle başlayın ve kendinize iyi bakın. Çünkü kendine iyi bak başlıyor. Meltem Açık Elden pratik geri dönüşüm fikirleri. Yastık kılıfından çanta, eski gömleklerden etek, rengarenk, bardak altı ve nihale yapımı. Hepsi ve daha fazlası kendine iyi bakta. Kıvırarak bunu beline takıyorum. Kendine iyi bak mutfağında rengarenk şeker hamuru figürleri. Minik şeflerden, şeker hamurundan pasta. Pasta tasarımcısı ve eğitmeni Tuğba Ünal'dan enfes pastaların sırları. Figür eğitimlerimiz böyle hep aşama aşama. Mesela bu figürümüz başlangıç seviye. Genç kızlar, kadınlar dikkat! Hangi belirtiler polikistik over sendromuna işaret eder? Polikistik over sendromu tedavi edilmezse hangi sorunlara neden olur? Polikistik over sendromu gebeliğe engel olur mu? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. İnsülin direnci yükselmiştir, kilo almıştır. O döngüden bir yer şey bozulmuştur. Tamam. Tekrar polikistik görülebilir. Ayaklarda ve bacaklarda oluşan şişlikler kalp hastalığı belirtisi midir? Nefes darlığının kalp hastalıklarıyla ilişkisi nedir? Terleme hangi durumlarda kalp hastalığına işaret eder? Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik anlatıyor. Yani ellerini çok rahat kapatamıyorsunuz. Kapatırken bir rahatsızlık hissediyorsa bu bir kalp hastalığı olma belirtisi olabilir. Az sonra kendine iyi bakta. Efendim, naylon poşetleri artık biliyorsunuz, malumunuz, yerini bez torbalara bıraktı. Hal böyle olunca da biz tabii boş durmadık. Hiç boş durmadık. Çok güzel çantalar yaptık. Tamam. O kadar heyecanla yaptım ki akşamleyin bir tanesini. Ay. Geleyim hemen paylaşayım, herkese anlatayım diye. Harika. Bunun için ekstra bir kumaş almanıza gerek kalmayacak. Tamam. Evde kullanmadığınız, teki kaybolmuş ya da teki yırtılmış, sökülmüş, renginden hoşlanmadığınız yastık kılıflarına ihtiyacınız var. Harika. Bunlar şöyle mı yani? Evet, bu yastık kılıfı. Evet. Bu yastık bakar kılıfına mısın Meltem abla ya? Mükemmelsin. Yastık kılıfından bez pazar poşeti torbası yapıyoruz. Artık poşetler evet, rafa kalktı. Yeni moda efendim, pazar fileleri,
bez torbalar, bez çantalar böyle katlanarak bir cüzdan büyüklüğüne gelip adeta çantanıza girebilecek nitelikte harika şekilde ayrıca görseli de çok güzel olan çantalar. Görseli çok güzel, bir de doğa dostu olması bu çantaların gerçekten çok kıymetli. Doğayı korumak çocuklarımız için, bizden sonraki nesil için ve bizim için de çok önemli. Kesinlikle. Şimdi yastık kılıfını şöyle üçgen bir çizgi çizdim. Tamam. Buradan kesiyorum. Harika. Diagonal bir uçtan bir uca bunu çizdin. Gidiyoruz, bir üçgen bir şey çıkaracağız oradan. Şimdi ben bunu bir ucum silikon tabancayla yapacağım ama tabii ki elde dikerek ya da makinede dikerek yapsalar içi bayağı ağırlık taşıyacak. Biz geçen sene bu çantaları ben kızlara plaj çantası yaptım. Ay ne güzelmiş. Çok çok keyifle kullandılar. Şimdi pazarda çarşıda da kullanmak istiyorsanız bu çantaları o zaman yapmanız gereken şey birazcık daha sağlam dikmek. Şimdi bu yastığı böyle sokarız da içinde durur bir kısmı var ya şurada. Tamam, orası. Bunu da kesiyorum çünkü buna ihtiyacım yok. Tamam. Şuradan. Yastık kılıfından çantalar, göleklerden etek yapıyoruz. Rengarenk şık bardak altı ve nihale yapıyoruz efendim. Evet efendim. Bu sabaha böyle bayağı hummalı başlıyoruz. Evet. Bu ayı da bitirdik. 30 Ocak oldu bugün sevgili Meltem ablacığım. Ay ne zaman nasıl geçiyor koca zaman? Bir ay. Su gibi. Su gibi. Şimdi yeni bu... yıl dedik. 2019 geldi. Bir ayı da yedik bile. Evet aynen geçirdik. Öyle. Bu böyle bir parça. Peki. Bunu ortadan ikiye katlıyorum. Şu üçgenim. Şimdi bir üçgenim daha var. Ama bu üçgenimin altı kapalı. Ha tamam. Şimdi yapmanız gereken şey açık olanı buradan. Dur altı şimdi. Açık olanı. Tamam, yani burası açık olanı. Bunun içine ittirmek. Sonuna kadar. Evet. Bu. Yerleştirdik mi? Yerleştik. Bu. Tamam, evet, onu da çekelim şimdi aşağıya doğru. Şimdi şurada biraz fazlası var. Bak bunun içinde kalmış. Bunu da keseyim ki buradan bağlayacağım, düğüm atacağım. Ya ben de diyorum gölekten etek nedir diyorum artık. Yani göleklerden etek nedir? Yani M harfi unutulmuş yazılırken ben de şimdi bugün gömlekten etek yapacağımızı biliyorum. Fakat okurken göleklerden etek diyorum. Yani nasıl öyle bir şey dedin, olabilir? Anlamadım ben senin öyle dediğini. Gülüyorlar, kopuyorlar bana şu anda orada ya. Gömleklerden yapacağız, etek yapacağız. Böyle taytların üzerine, kazakların altına çıkaracağız. Evet, şimdi ben onu çok onları önemli. Ben genç kızımdan beri hep belime bir şey bağlamak ihtiyacı hissederim. Dolayısıyla ondan kurtulacağım şahane bir fikir bu. Şimdi şöyle yaptık. Göleklerden etekler. İki tane üçgeni birleştirdik. Ay çok güzel oldu. Şimdi hemen silikon tabancamla geliyorum. Tamam. Şuradan şuraya kadar yapıştırdım. Evet. Bir de arkasını çevireceğiz beraber. Hemen. Şöyle. Buradan da yapıştıracağız. Ben akşam bir tane yaptım. Diktim tabii ki evde elimle. Dikiş makinesine ihtiyaç yok. Elde de dikiliyor. Taşır mı ağırlığı? Tabii güzel. Ay Ali yandın, yine yandın. Yandın mı? Ay, oh, ay, çok yandı. Ay, ne yandım. Ama eyvah. Dokunmamak buz lazım. Buz koyalım mı? Çocuklar buz yok, var mı? İyiyim. Dur parmağımı suyun içine koyayım. Evet, vallahi evet. Parmağım şöyle öyle oldu. Evet. Aynen. Doğru hareket. Of. Şimdi buz olabilirim, evet. Ah kıyamam sana. Ay nasıl kabardı, çok edepsiz. Bu silikon tabanca hem çok rahat ve çok güzel bir şey hem de çok dikkatli kullanılması gereken bir şey. Yandın. Benim de yandı. Bakma benim de parmağımın ucunun bir kısmı yandı. Bugün mü, şimdi mi? Demin burada böyle bir mücadele verirken. Ne oldu ama maşallah, bismillah. Ama güzel güzel olsun her şey. Şimdi nazardan. Ortadan ikiye kestik ve şöyle karşılıklı yapıştırdık. İçi bu vaziyette. Bir de peçete alabilirsin. Bak, içi bu vaziyette. Evet. Vallahi derimi kaldırırmış ya, su topladı. Su topla, buz koy ki kalkmasın derisi. Ay Allah. Nazar oldu derler ya. Ben göstereyim bakın, silikon tabancası bu hale getiriyor parmağı. Acımıyor şu anda ama. Ama yani buz koymadığı zaman yanar. Evet. Ah canım. Deriyi biraz böyle kaldırdı. Buzu koymaya devam et. Aynen, tam önemli değil. Su koymaya devam ediyorum. Evet. Şimdi ben seni oyalayayım, sen parmağını unut. Tamam, unuttum acım.
Bir şey olmaz zaten benim. Baksana mutfaktaki prenseslerime. Ah çok güzelsiniz. Mutfakta sevgili Tuğba var. Çocuklar için pasta yapacağız ve çocuklarla beraber pasta yapacağız bugün. Harika, harika şey. Olacak sevgili Tuğba Ünal. Ne kadar tatlısın. Nerede hoş seninki? Hoş geldin hayatım. Senin ufaklık da orada gelecek birazdan. Gelecek peki. Birazdan. Heh, şimdi ben dayanamadım burada konuşurken Tuğba'yla. Tamam bağladın şimdi mı? Şimdi şu evet. Buradan bağlıyorsunuz. Şimdi çanta bitti diyeceğim şaşıracaksın. Bitti diyeceksin bu kadar. Çanta bu. Ay inanmıyorum ya. Bak. Bak. Bak şöyle bir öne doğru görmek istiyorsun. Şimdi bak doğru geleceğim. Gel aşkım ne takacaksın? Şimdi bu burada yaptığım yok. Bu akşam evde yaptığımı göstereceğim ki hanımlar anlasın. Ha cep yapmış önüne. Bir, şu arttı ya bak özür dilerim arkadaşlar. Ha. Şu arttı ya içinden çıkarttı. Evet. Bundan bir tane cep yaptım önüne. Bak. Bak. Bir tane cep yaptım. Buradan da bağcığı çok kısa olmasın diye düğümleme yerine şöyle diktim. Evet. Şu kısmını. Böyle çanta oldu. Ay çok güzelmiş. Gel şunu cebine koyalım. Çantamın içinde uyku bebeğini de koy. Evet uyku bebeğini de koyalım. Ay çok tatlı. Bak, böyle bir şey. Cebi de var. Evet. İşte sizin yastık kılıfından evet. Çok kısa zamanda hiç para harcamadan evdeki iğne iplikle yapabileceğiniz şahane bir alternatif. Aynen size buyurun pazar çantası. Katlayınca ne kadar büyüklüğe geliyor? Katlanınca küçücük oluyor bak. Bir bakalım ona katlayalım. Da. Yani ne kadar yer kaplayacak çantanızın içinde bakın lütfen. Minicik. Doğa dostu. Evet. Çantalar. Harika. İşte buyurun bir yastık siz. Kılıfı ne kadar yer kaplarsa o kadar yer i̇şte kaplayacak. Buyurun. İşte buyurun. Daha da küçülttüm, daha da küçülttüm. Evet, işte bu. Buyurun efendim. Pazar çantanız hazır. Çantanızın içinde her yere taşıyabilirsiniz. Alışverişinizi bunun içine koyun. Daha güzel. Çok harika oldu. Çok beğendim ben bu işi. Beğendin. Ben kolyemi çıkartıyorum. Aa ses mi yaptı? Mikrofonu çarpıyor. Ne oldu? Bizim, çocuklar mutsuz oldu. Tamam peki. Tamam. Aşkım ellerine sağlık. Yani yapılısı son derece kolay evet. Mantığı. Sadece şuraları dikerlerse daha sağlam bir çanta olur. Aynen. Keşke biz de dikeydik de senin de parmağını yakmasaydık. Ay bir şey değil önemli değil aşkım. Olur böyle şeyler. Canım benim. Şimdi göleklerden etekler yapıyoruz. Göleklerden etekler. Şimdi evde eşinizin ya da kendinizin bakın. Giymediği gömlek ne varsa onu bulun. Onu aslında giyse, ben giysem de anlasalar mı nasıl ay bir şey yapmak istediğimize? Aslında evet, çok güzel bak olur. Bak şimdi, şimdiki gençler böyle gömleğini çıkartıyor ya evet. İçinden. Kızlardan biri, pantolonda biri var mı orada? Uzun saç, gel. Gel fıstığım. Kim var? Bak bizim stajyer arkadaşlarımızdan biri, bak şimdi ona göstereceğim. Gel. Gel. Gel fıstığım. Şunu geçir alttan. Ha, geçir bak, böyle etek gibi. Gel, ben seni tutayım. Fıstık. Tuttun mu? Dur ben yardım edeyim anneciğim sana. Evet. Şimdi onu kapat. Şimdi bunu yapacağız. Gömleğini de kapat bak. Gömleğini de kapat. Bakın. Şimdi kazak giyiyorlar. Kazağın altına da böyle bir şey giyiyorlar. Mesele bu yani buradaki. Evet tight giydiğin zaman son derece rahat hareket edebileceğin, kendini kötü hissetmeyeceğin şahane bir hal evet. Alıyor. Aynen. Neden yapıyoruz? Evde giymediğiniz gömleklerden çizgili olur, kare olur, beyaz olur. Bak ne kadar. Bu bizim Damla'nın. Kazağın üzerine giyince de çok güzel oldu yani. Evet Damla bizim sevgili makyöz arkadaşımızın üzerinde gördüm. Ya bu harika bir fikir. Bunu çok güzel bir fikir dedim değil mi? Meltem abla. Evet. Gerçekten değil mi? Evet. Çok iyi fikir. Gençler bunu bakın taytlarınızın üzerine geçirin. Hem soğuktan da korur birazcık daha. Hem de daha rahat hareket edersiniz yani. Kesinlikle. Bence de çok çok güzel oldu. Harika. Peki çıkarabilirsin diyeceğim. Çok hadi bakalım güzel. Biz yapalım bunu. Tamam. Şimdi giymediğiniz gömlek dedim. Kocanız gömleği olur, sizin gömleğiniz olur. Önemli olan basenizi örtebileceğiniz büyüklükte ve genişlikte bir gömlek olması. Şuradan bu boyunu da kendinize göre ayarlayın. Kim giydi geçen gün? Damla'nınkini biri giydi kızlardan biri. Uzun mu Damla geldi? Damla uzun boylu olduğu için bize uzun geldi Damla'nınki. Siz bunu kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Tabii, ayarlanabilir. Evet. İster daha uzun. Hatta biraz daha uzun yaparsan gömlek elbise gibi bile olabilir. Tabii yani, tabii. Kazak altından gömlek çıkan böyle uzun kazaklar böyle bu sene çok moda ya. Böyle bol daha salaş uzun kollu daha aşağı doğru inen. Bakın öyle oldum. Şöyle indirdik yaptık. Evet çok güzel. Çok şimdi nasıl olduğunu gösteriyor Meltem abla bize hızla. Şimdi kestim. Evet. Buradan da bir tel attım. Şöyle tamam. Hafifçe. Bunu buradan kıvırıp lastik takabilirsiniz. Ha. Ama dedim ki evde eski pijama şimdi eski eşortman beli vardır ya. Bakar mısın benim eski eşortman belime? Ay çok komiksin Meltem abla. Onu da düşünmüş bak. Şimdi delinmiş. Orasına burasına rengi solmuş. Rengi solmuş filan. Şimdi bu. Ha. Bunu büzeceğim.
Evet. Şimdi Damla'nın belinde öyle bir şey var ya, öyle bir şey yapayım istedim. Tamam, buna gitti aklın. Ama öyle bir şey de yoksa buna tam... Bu da çok güzel, lastik geçirmiş. Çok güzel, lastik geçirmiş, evet. Evet. Şimdi bunu buna orta dikişinden dikiyorsunuz. Bu kadar basit. O kadar. Toplu iğnelerim nereye gittiniz? Bugün ne var burada şimdi? Evet, değil mi? Ay. Allah iyiletsin. Bak, siyah giydik. Siyah giymememiz lazım. İkimiz birden bizim renkli giymemiz öyle lazım. Mi? Evet, ondan yani mı diyorsun enerji? Ben de kendimi şimdi pek beğendim giyerken. Çok, ben de çok beğendim hafif senin üstündeki. Hafif bir pırıltı var içinde yine de. Ben de çok etek giymem, etek giydim bugün. Ay, çok yakıştı ama. Etek bluz yaptım kendime. Çok çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Bir de şık bardak altlıkları ve Nihale, bunlar da her zaman çok kullanılıyor. Ay, onları çok seviyorum. Çok şey, pozitif bir enerji veriyor renkli renkli eşyalar, evet, insana. Sulara renk veriyor hemen. Böyle bir de evde masaların üzerinde durduğunda böyle tık 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 hemen elinizin altında. Evet. Hem görselliği şık oluyor. Servisi çok güzel oluyor. Çok ben beğeniyorum. Bir de yani bizim evdeki eşyalarımız genelde ahşap. Sıcak bir şey koyduğun zaman gerçekten iz yapıyor. Ha. Çok kötü iz, evet, yapıyor. Evet, doğru. Şimdi bunu böyle büzerek, sen de o tarafından ittir istersen. Şöyle kıvırarak bunun beline takıyorum. Bunu da aslında silikon tabancayla yapıştıracaktım da. Dedim ki bugün bir şey var, bir daha bulaşmayalım silikon tabancaya. Aynen. Yayının başında da Meltem ablanın elinden düştü, bir şeyler oldu. Evet. O zaman da birazcık benim elim yandı. Ay, kıyamam, sana da buz verelim. Ay, sana da kıyamam. Yok, benimki o kadar buzluk olmadı yani. Evet, bak oldu bile. Bunu buraya, evet. Bir iki tane de arkadan tutturuyor. Mesela şimdi bu su toplayınca ne yapmak lazım? Diş macunu sürerdik eskiden. Evet, diş macunu sürerdik. Yani sık sık buz koymak lazım. Bir de o deri yenileyici. Evet, yara ve yanık kremi bence en sağlıklısı. Şimdi çok az kaldı çocuklar, sabredin. Şimdi bizim yapmış olduğumuz etek de ortaya çıkacak. Evet. Hı-hı. Çok basit. Bunu tişörtlerin üstüne, altına da evet giyebilirler. Buyurun. Bu işte. Olması gereken bu. Harika. Şöyle önüne gösterelim mi Meltem abla? Evet. Elle iğne batmasın. Şu. Harika. Gerçekten harika oldu. Evet. Beline elinizde de tutursanız olur. Makinede de makineye çekseniz olur. Böyle bir lastik beline. Ama dediğim gibi normalde herhangi bir çamaşır lastiği ya da enli bir lastik de takabilirsiniz. İlle böyle bir pijama altı üstü eşortman kemeri ya da lastiği olmak zorunda değil. Evet. Ay, çok güzel. Zorlayarak şöyle bir giyeyim dedim. Diyecek iğne misin? Batırmada. Peki, dikkat et ama. Şöyle iğnelerini çözdürmeden. Bakalım nasıl oldu. Bakayım bende nasıl duracak. Geleyim, dur, geldim. Ay, çok güzel. Düzeltebildim mi kendimi? Aynen. Ha, tişörtünün altına mı koyacaksın? Tişörtümün altında kalsın. Kızlar öyle yapıyor ya. Tamam. Dur, mikrofonuma mı denk geldim? Ha. Dur, önden çıkar. Tamam, şöyle. Bak, nasıl evet oldu? İşte böyle. İşte bu. Valla çok güzel Meltem abla. Son derece rahat kullanabileceğiz. Arkaya da yapacağız. Tabii benim arkada mikrofonum var. Arkasını düzeltemedim ama böyle son derece tarz, bir de şimdi gençlere falan da çok yakışıyor. Evet, çok tarz oldunuz. Harika. Evet, bence de. Asıl son orada derece... üç tane birbirinden tarz bıdık var. Çok güzeller. Sizi yerim ben. Nasıl gidiyor okul tatili? Mutlu musunuz burada olmaktan? Çok mutlular. Hı-hı. Ne pastası yapıyorsunuz? Ben kedi. Sen kedi yapıyorsun, sen? Ben ayıcık yapıyorum. Ne? Ayıcık. Sen Mısra Su? Uğur Böceği. Ay, çok tatlısınız. Sevgili Tuğba, pasta ustası. Tabii kızlardan biri sizin kızınız efendim. Evet, Nisa. Becerikli mi annesi gibi Nisa'da? Çok seviyor. Çok seviyor. Oynamayı çok seviyor. Evet, çocuklar için güzel bir aktivite. Şimdi tüm anneler lütfen ekran başına bunları nasıl yaptığımızı öğrensinler, değil mi? Evet. Evet, harika. Birazdan geliyorum yanınıza. Evet efendim, biz burada şimdi bir de bardak altlığını 2 dakikada kestim. Hemen Meltem abla, keçelerden yapıyoruz. Keçelerden olur. Eskimiş bardak altlığınız olur. Bundan Nihale de yaptım ben. O da çok güzel oldu. Evet. Sofraya bir şey getirdiğinde şöyle hemen sıra sıra sıkıvereyim. Sofraya bir şey getiriyorsun ve altında bir şey dursun istiyorsun ya. Evet. Çok sıcak olmayan bir şeyi üstünde gayet güzel saklayabileceğin son derece sempatik gözüken bir iki rengi yan yana koydum. Bak, denk gelsin desem gelmez. Aynen. Şöyle. Hadi koyalım, yeşil de koyalım. Silikona yeşil de koyalım dedim, kırmızı geldi elime. Ay ay ay. Sen silikon.
Silikonlara değmeyeceğim belli. Değme. Uzun müddet silikonla bir şey yapmayalım. Yalnız çok güzel işte. Çok sempatik ve keyifli duran bir bardak arttı. Evet, böyle de atabilirsin üstüne. Ay şu mavinin de güzelliğine bak, renginin. Çok güzel değil mi Canlı? Mükemmel. Daha sık yapıştırırsanız tabii ki daha kullanışlı bir hal alır. Tamam. Azıcık da şurasına. Gelsin bize. Ha, senin bardağını şeyini koyalım, tası koyalım üstüne. Evet. Ay çok güzel oldu. Bu da böyle güzel bir nihale bardak altlı. Ay. Sofraya getirdiğinizde son derece neşeli duran. Çok neşeli. Şık bir bardak altlı. Ay bayıldım, gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık Meltem ablacığım. Canım. Şimdi benim. Bu ilik çorbasının faydalarından konuşuyoruz her zaman biliyorsunuz. Özellikle evet. Kadınlar için belli bir yaştan çok. Sonra kemik erimesine birebir faydalı ama herkes için de çok faydalı zaten. Çocuklar için de özellikle. Çok şimdi doğru. Şef Gürkan Topçu'ya gidiyoruz. Bu faydaları saymakla bitmeyecek ilik çorbasının tarifini kendi yerinde kendisinden öğreniyoruz. Kış aylarının olmazsa olmazıdır ilik. Son yılların popüler şifa kaynağı ilikle ilgili önemli tarifler için Şef Gürkan Topçu'nun yanına geldik biz de. Efendim tabii havalar soğudu. Havaların soğumasıyla beraber herkes de bir hastalıktır. Başladı. Herkes kendini korumak istiyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi kendine iyi bakmak istiyor. Dediğiniz gibi sizin de havalar soğudu. Şimdi grip savar diyoruz biz bunun ismine. İlik, kaval kemiği. İçerisindeki bu dolgu ilik dediğimiz olay. İlik suyuna çorba böyle yapılır. Kasabımıza gidiyoruz. Doğru kasap, mahallemizdeki kasap. Hemen gittik. Dedik ki biz ilik kemiği alacağız. Artık marketlerde de çok fazla böyle vakumlu halde satılmaya başladı. Bu şekilde, bu kalınlıkta iyidir. Hemen içerisine şöyle bakın. Küçük, hatta küçük parçalarda. Biraz deniz tuzu kullanıyoruz. Ve tabii ki de olmazsa olmaz... Değirmen, karabiber, bir parça defne yaprağı ikiye kırdım ve attım. Şimdi bir de tabii ki özellikle bu kış günlerinde sarımsak ne yaptım? Kabuklu şekilde. Doğal bir şekilde. Tabii kabuklu şekilde. Bu şekilde attık. Evet, içerisine biraz da lezzetli olsun diye taze kekik kullanıyorum. Birkaç dal biberiye çok az kullandım. Biberin aromatik çok fazla olduğu için çok geçsin istemiyorum. Hemen şu şekilde folyomuzda aldım. Üst tarafına gelecek şekilde. Bu tamamdır. Önceden ısıttığımız fırında 180 dereceyi ayarlıyoruz. Sadece 13-15 dakika arası kalacak. Şimdi fırına gidiyorum. Kış aylarının şifası ilik tarifi. Evet. Ne yaptık? Hemen fırınımızdan aldık. Wow. Muhteşem bir görüntü oldu. Ben sizi görüyorum. Siz de beni görüyorsunuz eminim. Hop dedikten sonra sarımsak da burada. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Bu burada olay ne var? Bu mu şefim? Evet, burada kolajen. Yani bakın yapıştırıcı özelliği var burada. Of. Kızarmış ekmekler. Of. Şefim bu tam bir şifa kaynağı. Bu, doğru mu? Tamamen bir şifa. Bakın içerisinde bunun kolajen falan her şey var. Özellikle hanımefendiler. Çünkü onlarda belki erkeklere göre kemik erimesi olayı biraz daha yüksek oranda. Süt ve yoğurt kadar ne kadar önemliyse ilik de o kadar tüketmeleri gerekiyor. Yani kırmızı et tüketerek aldığımız vitamin farklı. Bunu yersek farklı mı? Bu çok farklı. Özellikle Ekim ayı ile Mayıs ayında lütfen ama lütfen evlerinde yapsınlar. Bakın çok çok basit. Çok basit. Eğer bu ilikleri aynı zamanda kök sebzeler dediğimiz soğan, sarımsak, patates, enginar, kereviz gibi havuç bunları içine katarak da böyle bir şifa da yapabilirler. Çorbası isterlerse de yemeklerine, özellikle çocuklarının, bebeklerin yemeklerine, pilavda ya da işte türlü yemeklerinde bunları da kullanarak şifa bu. Gerçekten şifa. İzninizle. Vay dedirtiyor gerçekten insana. Bir zamanlar çöpe atılan, yüzüne bakılmayan ilik şu anda altın değerinde. Peki ilikle yapılabilecek olanlar bu kadar mı? Tabii ki değil. Kendimin
yemediği bir şeyi gerçekten de öyle yedirtmem. Kendimin uygulamadığında uygulatmam diye böyle ilerleyelim isterseniz. Ben kendim de uyguluyorum. Her ay saçlara ilik bakımı. Hemen çok kısa bir tarif vereceğim ve ayda bir bunu lütfen uygulasınlar. İlik bakımıyla saçları güçlendiriyoruz. Saçta da bir protein var. Bu şekilde protein eksikliğini saçımız tamamlayacak, kazanacak. İşte ben çok yurt dışına seyahat ediyorum. Özellikle sıcak bölgelere gidiyorum daha çok. Kışın da birden buraya geliyoruz. Burada çok soğuk. Yani saçın bir dengesi bozuluyor. Ayarını yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Bakım. Saçlarım dökülüyor diyenler bu tarifi deneyin. Şu şekilde iliğim var. Soda ve süt. Taze nane. Neden? Daha böyle fresh yapacak. Mentollü. Mentollü ya. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Limon kabuğu rendesi. Sadece 10 liraya saçları yenileyen bakım kürü. Bu bakım her şeyle süt koyduk. Taze nane, limon kabuğu rendesi, soda. Bunun maliyeti 10 TL. 10 TL ile saçımızı güçlendireceğiz. Hanımlara müjde. Evet, müjde. Eldivenimizi taktık. Her ay boyunca kendim bu şekilde bunu tamamen kapladığımızda bir tane bone takacağız. Her şey bitirdikten sonra. Sonra yarım saat kalacağız. Ilık su ile saçımızı yıkayacağız ve bu kadar. Kendisini yedik, çorbasını yaptık, sonra da saçımıza bakım yaptık. İlik deyip asla evet, geçmemek. Aynen öyle. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür şefim. Ediyorum. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olun. Çok çok selamlar. Kendine iyi bak mutfağında rengarenk şeker hamuru figürleri. Minik şeflerden, şeker hamurundan pasta. Pasta tasarımcısı ve eğitmeni Tuğba Ünal'dan enfes pastaların sırları. Figür eğitimlerimiz böyle hep aşama aşama. Mesela bu figürümüz başlangıç seviye. Şimdi kendine iyi bak da. Evet efendim, 3 tane değerli konuğumuz var. Sizi tanıyalım efendim. Siz kimsiniz? Mısra Asu. Kaç yaşındasın? 9. Karnın nasıl? İyi. İyi geldi mi her şey? Evet. Senin ismin ne? Nur. Nurcuğum sen ne yapıyorsun? 8 yaşındayım. Ben de 1. sınıfa gidiyorum. Bir de karnem 100. Gerçekten mi? Okuma yazmayı öğrendiniz mi siz ilkokul 1 öğrencileri? Her şeyi okumaya başladın mı? Ne heyecanlı değil mi? Evet, annesi aynı annesine benzeyen, o da bir küçük pasta ustası. Şimdi burada sevgili Nur ve Mısra Su ile beraber hayvan karakterleri yapacağız sevgili izleyiciler. Çocuklar ekran başına. Evinizde ne varsa şu an şeker hamuru olmayanlar hamurdan, kendi açtığımız hamurdan her şeyden yapabilirsiniz. Evet, bakalım evet, izleyelim. Ne yapacağız şimdi sevgili Tuğba? Şimdi Mısracığımla Uğur Böceği yapacağız. Evet. Nurcuğumla Ayıcık. Nisa'cığımla Kedicik. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bunlar gerçekten birebir sizin her zaman her geldiğinde çubuk. Değişik şeylerle geliyorsunuz sevgili. Evet, eğitim ürünleri. Eğitim ürünleri. Her eğitimde bir figür yapıyorum ben de. Çünkü hepsinde de farklı farklı çıkıyor. Tabii değil mi? Evet. Bakar mısınız? Tamam. Eteği puantiyeli yapmış. Yana. Ayakları da puantiyeli. Çorapları ve ayakkabıları. Bir de uyum içerisinde bunlar yani. Öyle böyle değil. Evet. Şimdi çocuklarla evde şeker hamurundan bir şeyler yapmaya çalışırken nelere dikkat etmek lazım sevgili Tuğba? Ne malzemeler olması lazım? Şeker hamuru başta. Daha evet. Sonra eğer böyle vücudu dik tutmak gerekiyorsa çöp şişlerimiz. Herkesin evinde bulunduğu normal çöp şişler. Evet. Gıda boyaları, gıda kalemleri de var hani çocukların daha kolay kullanması için. Tamam. Gıda kalemleriyle hani fırçayı çok rahat tutamayabilirler. Evet. Gıda yapıştırıcımız var. Yenebilir tamamen. Tamam. Şöyle gıda yapıştırıcısıyla Mısra'cığım yapıştıralım. Nasıl yapacağız Uğur böceğimizi? Mesela yuvarladık. Evet. Kafamızı bu gıda yapıştırıcımızla bedenine sen yapıştır tatlım. Aferin sana. Çocuklar böyle şeyler kız erkek demeden bütün çocuklar el becerilerini de geliştirmeleri adına çok keyifli oluyor bütün bunlar. Çocuk evet. Yaşta mı acaba bunu başlatmak lazım diyeceğim. Var mı yeteneği sence küçük çocuklarda nasıl bir şey görüyorsun? Çok ilgi alakalılar İbra Hanım. Aha. Önceden hani oyun hamurlarıyla şimdi benim kızlarım beni eğitimlerde izliyorlar. Pasta hazırlarken izliyorlar. Sürekli hep onlara da veriyorum böyle kenarda küçük el motorları gelişsin diye. Evet. Çok faydalı oluyor gerçekten. Biliyorsun
biliyorsunuz çağımızda artık çocuklar internet, bilgisayar, telefon. Evet. Ondan ziyade böyle ben küçük atölyeler de düzenliyorum çocuklara. Ne kadar güzel. Atölyemde evet kurabiye. Aynen. Böyle şekiller. Bakın ne güzel Uğur Böceği yapıyor. Çok güzel yapıyorsun Mısra Su'cum. Aferin sana. Anne. Mısra senin televizyonda tamam, en sevdiğin, takip ettiğin ünlü kim? Şöyle keselim. Hani bir de taklidini yapıyorsun çok güzel. Fahriye Evcen. Bir Fahriye Evcen tutkunu bizim bu Mısra. Fahriye de biliyor senin videolarını yapalım. Gönderdim ona biliyorsun. Çok seviyor onu. Tamam. Neden çok seviyorsun? Ha, dizilerini mi seviyorsun Fahriye'nin? Sinema filmlerini mi izliyorsun? İzliyorum. Çok güzel bir kız değil mi? Evet bebeği oluyor şimdi onun. Ne kadar mutlu, ne kadar heyecanlı, güzel bir bekleyiş. Çok sevgiler gönderiyorum buradan sevgili Fahriye'ciğime de. Ve Burak'a da aynı zamanda tebrik ediyorum onları gönülden. Evet şimdi Uğur Böceği'ni ortadan ikiye kestin. Sen ne yapıyorsun bakalım Nur? Ayıcık. Hani nerede ayıcığın ayakları mı onlar? Evet ayıcığın ayakları şimdi ellerini yapıyorum. Haydi kollarını da yap bakalım. Sen orada ne yapıyorsun Nisa bıdık bıdık? Kedi. Keseceğim. Kedinin gözleri mi onlar? Bize biraz anlatır mısın nasıl yaptığını? Önce ne yapıyorsun anneciğim? Önce vücudu. Vücudunu. Evet sonra? Sonra ellerini buraları böyle yapıyorsun. Evet. Şimdi elinde ne var? Elinde ne var şu anda? Ne yapacaksın? Burnunu mu? Gözlerini mi yapıyorsun kediciğin? Burnunu. Burnunu bir görebilir miyim? Yapsana. Burnunu göster. Göster bakalım nasıl burnu olacak. Ay çok tatlılar. Sessiz sedasız çalışıyorlar. Evet. Bunlar tabii anneleri şu an içinden geçiriyorlar. Siz bir de evde görün onları diye. Şu an büyük bir sessizlik halinde çalışıyorlar. Tamam. Evet. Gözlerim. Uğur böceğini kendi hayal gücüne göre mi yapıyorsun şu an sen Mısra Su? Anlattı mı Tuğba abla sana nasıl yapman gerektiğini? Evet. Evet anlattı. Şimdi orada güzel köpekçikler var, filler var. Evet. Evet. Şöyle arasına şöyle incecik hamuru şöyle yuvarlayıp şerit halinde koyabiliriz. Sen yap, sen kendin yap. Şöyle yumuşatalım hamuru. Al bunu yap canım. Yumuşattık. Ha, çok güzel. Çok güzel olmuş. Peki. Gözler yapalım. Şeker hamuru, gıda yapıştırıcısı, gıda boyası ve fırça. Şimdi bunlar tabii ki süs olarak pastaların üzerine şekillendirmekte çok çok güzel duruyor. Evet. Peki yemek kısmına geldiğinde bunların çocukları yemesini anneler biraz biliyorsunuz işte yenmesin vesaire gibi yaklaşıyorlar. Yemesinler mi? Yemesinler Ebru Ne gerek Hanım. Var? Görüntü olarak güzel görüntü değil olarak mi? Evet şeker hamurunun verdiği görüntüyü hiçbir malzememiz vermiyor ama şeker hamuru gerçekten şimdi artık çocuklarımız çizgi film karakterlerini istiyorlar ve artık onları biblo olarak durabildiği için aynı bu figürlerin benim 2-3 sene hiç kırılmadan güneş görmesinler kalabiliyorlar. Bunların birebir figürlerini de biz yapıyoruz biliyorsunuz Ay, Ebru Hanım. Ay çok güzel oluyor harika bakın. Evet. Bakın ayıcığına bakın şimdi yani, gözlerimi yapacaksın. Odalarında biblo gibi doğum günü hatırası olarak saklayabiliyorlar. Evet ay çok güzel. Evet. Çok iyi fikirmiş. An o zaman yemiyorlar şeker hamurundan pastaların üzerindeki figürleri. Onları evet, sadece pastalarını yesinler. Pastalarını yiyorsunuz. Ve geri kalanları saklayabilirsiniz. Şimdi bugün bunları yaptıklarınızı da kendinize odanızda bir anı olarak kendine iyi bakla. Siz peki kendinize iyi bakıyor musunuz? Neler yiyorsun Nurcuğum mesela? Annenin önüne verdiği bütün mesela yumurtanı yiyor musun? Evet. Sütünü içiyorsun. Evet. Sebze seviyor musun? Çok sevmiyorum. Hangilerini yiyebiliyorsun mesela? Ispanağı yiyebiliyorum. Daha ne olsun? Harika. En faydalı. Harika. Sebze. Peki başka meyvelerden hangisini seversin? Meyvelerden çileği, kirazı seviyorum. O da çok güzel. Harika. Güzel güzel yemeğimizi yiyoruz. Sen Mısra Su? Ben meyve olarak her meyvelerden yiyorum. Yiyorsun. Sen biraz sanki zayıfladın mı yazdan beri? Biraz yemek mi seçiyor annesi bugünlerde sevgili Mısra? Evet hemen anladım. Bak boya gidiyorsun ama birazcık değil mi? Ne yemeği mesela en çok seviyorsun? Hangi yemeği? Mesela brokoli. Brokoli seviyor musun? Aferin. Domates çorbası. Evet. Harika. Harika. Annesi Nisa neler yemeği seviyor? Çocuklar biraz diğer çocuklara ilham versinler. Hangi Nisa, yemekleri seviyorsun? Ben Mehmet'in çilekle börtme bir de mısır seviyorum. Evet. Yemeklerden köfteyi çok seviyor. Köfteyi. Keşke sebze yiyebilse böyle fazla. Sebzeler nerede?
Sebzelerden ıspanaklı börek yiyor. Ispanaklı börek yiyoruz. Evet. Ben de çok severim. Patatesli de börek yiyorum. Böreği seviyorsun, anladım onu. Harika. Ah bak, Uğur böceklerini bıdık bıdık yaptılar burada. Evet Nur, seninki de çok iyi gidiyor. Evet, bir çevirebilir misin kameraya, yüzünü görelim ayıcığın. Şu an seni izleyen kardeşler merak ediyorlar nasıl ilerlediğini bu sürecin. Çok güzel. Kulaklarını yapalım Nurcuğum. Şimdi kulak yapıyoruz. Seninkini kediciğine bakabilir miyim? Pembe hamur kaldı mı da? Evet, pembe hamur var. Şu. Kulakların mı? Tamam tatlım. Aksın. Şöyle. Evet. Bakayım mı kediciğinin suratına? Seyirciye döndürelim onu da. O da çok güzel oldu. Harika gidiyor. Kulaklarını yapıyoruz. Şöyle. Şimdi dediniz ki kadınlar, evde oturan kadınlar. Ben dedim ki hani çalışmayı bıraktıktan sonra evde kızlarıma pasta yaparken bu mesleği seçtim. Ve meslek ve yeteneğim olduğunu fark ettim. Ama kadınlara da istihdam sağlıyorsun. Gerçekten ben kurslar açıyorsun. Ve her kadın kendi evde bunu yaparak para da kazanabilir. Kesinlikle. El becerilerini geliştirebilir. Her şeye katkıda bulunur. Katkıda bulunur. Çok güzel. Ve kendini oyalar. Oyalar. Gerçekten Ebru Hanım, ben normalde 10 senelik iş hayatımdan iki çocuktan sonra hani bakıcılara böyle çok güvenemiyoruz, evet. Yani bırakmayayım diye yani onlarla birlikte terapi gibi oluyor Ebru Hanım. Çalışan bir bayanın evde olması gerçekten çok zor bir şey. Ama o bu işler, oturuyorum Ebru Hanım, çocuklar uyuyor. Akşam 9-10 çayımı alıyorum, kahvemi alıyorum. Hem terapi, evet. Hem kendime ait bir vaktin oluyor. Evet. Kendine ait vakit olunca da bu sefer eşi de rahat bırakıyorsun. Her açıdan herkes için iyi diyorsun, evet, yani. Çok güzel. Tuba, çok güzel. Peki oluyor. Bu sertifikayı kaç kurs, kaç saat sonrasında alabiliyorlar? Şimdi bizim hep bölüm bölüm Ebru Hanım. Pasta eğitimimiz var. Figür eğitimlerimiz böyle hep aşama aşama. Mesela bu figürümüz başlangıç seviye. Bu. Evet, küçük. Bu başlangıç. Hiç, yani hiçbir şey yapmamış birisi bunu çok rahat yapabilir. Bu saçları falan yapabilir mi diyorsun? Evet. Evet, ben bunu biraz zor yaparım ama bilmiyorum. Yaparsınız yani. Ebru Hanım. Ben hemen ilk yaptığım figürü çıkarıyorum Ebru Hanım. Tatlı bir şey. Bu mu? O değil. O değil. İlk yaptığım figürü çıkarıyorum. Böyle birden kendilerine güvenleri geliyor. Evet. Siz bunu yapmışsanız biz de yapabiliriz demek ki. Evet. Daha böyle bir cesaretleniyor arkadaşlar. Çok güzel. Ne güzel kulaklar. Peki mesela buradaki en zor yapılması, en zor figür hangisi? Anne. Bu ifade eğitimi. Evet, ifade oradaki eğitimi. Bebek yüzleri. Ay, evet. Burada mesela hamurun içinde ağız, anne. Dil, diş. Ay, dil, bu diş. Şekilde. Yakından şöyle. Şunları lütfen incelemek istiyorum. Hangisini? Efendim şöyle bakar mısınız? Ağzının içinde dili, dişini nerede? Heh. Evet, bakın. Damak yapıyoruz Ebru Hanım. Damakları var. Dile bak, dişe bakın. Ay, inanılır gibi değil. Dudaklarının dolgunluğuna bakın. Olduğu için ay, karakteristik özellikleri güzel. De yansıtıyoruz. Kıvırcık saçları da var. Kafasında da. Tabii ki. Çok güzel yapmışsın bunu. Gel, gözlerinin yeşiline tabii. Bakın. Kaç saatini alıyor bunu yapmak? Yani ben yarım saatte yapabilirim onu. Şunu yarım saat yapabilir misin? Evet. Ben artık bunu herhalde... Sen kaç saatte yaparsın bunu Yasin? Sen yapamazsın. Valla ben de herhalde 5-6 saatten önce. Yok, hiç öyle değil Ebru Hanım. Bizim ifade eğitimimiz var. Bebek yüzü, evet. Bayan yüzü ve erkek yüzü çalışıyoruz. Sabah 9'da başlıyoruz. Akşam 6'da üçünü tüm detaylarıyla, hani kıyafet detayı, saç detayı, bütün detaylarını işleyerek bitiriyoruz. Bitiriyorsunuz. Ve sertifikayı aldıktan sonra onlar da artık pastacılık yapıyor olabiliyorlar mı? Yani annem. Pastalarına çok güzel figürler yapabiliyorlar. Hı-hı. Daha profesyonel. Mesela bana geliyorlar Ebru Hanım. 4-5 senelik pastacı. Tamam. Ama hiçbir eğitim almamış. Kendi imkanlarınca evde bir şeyler yapmaya çalışmış. Tamam. Ama bu eğitimler o kadar faydalı oluyor ki daha profesyonel. Yani pastası keskin oluyor mesela. Bizde keskin kenar pastacılar, evet. Bilirler. Figürler daha düzgün, daha muntazam oluyor. Çiçeklerimizi geçen programda gördünüz. Evet, o çiçekleri onlar... nasıl yedim, saçıma taktım. Canlısından hayır edilmeyecek güzellikte. Artık her şey böyle ilerliyor. Çağa ayak uyduruyoruz yani. Daha profesyonel işler çıkarıyoruz pastacılık sektöründe. Bravo, de. Bravo, gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim Ebru Hanım. Gerçekten terapi gibi. Terapi, vallahi. Evde olan bayanlar. Bir ara başlayacağım bu işe. Yapalım, yapalım Ebru Hanım. Yapabilir miyim? Çok güzel. Hangisi? Bakalım ayıcıklar, şundan. Kedicikleri ortaya. Neyse sen o kediciğin kulaklarını kendin mi yaptın? Bak boynuna tasmasını da yapıyor mor. Seni var ya ben yerim. Yalnız annesi çok yetenekliler. Evet, çok. Gerçekten şimdiki çocuklar gerçekten yetenekli Ebru Hanım. Bak bak bak, nasıl bağladı onu oraya. Ay. Bununla da kuyruğunu yap anneciğim. Ay evet, çok tatlı oldu. Ve bakalım ayıcık bitti mi Nur?
Kalbini yapacağım. Kalbini yapacaksın. Ay sen de gözlerini ay, bitiriyorsun. Uğur Böceği de mükemmel oldu. Evet. Yani çocuklarda bir yetenek var. Yani şu yaratıcılık. Mesela, evet baksanıza Uğur Böceği'nin beneklerini bile belli aralıklarla ince ince koydu. Çok güzel, çok güzel. Ben özellikle bu atölye çalışmalarında da çocuklara bırakıyorum Ebru Hanım. Evet. Daha çok kendi hayal güçlerini de geliştirsinler. Evet, bak orada yine bir şey yapıştırıyor küçük elleriyle. O ne Nisa? Kollarını mı yapıyorsun kediciğin? Biraz kalın olmuş sanki. Ha kuyruk yaptı ona. Evet, kuyruk. Ha bir de kıvırıyor kuyruğunu. Ah yiyeceğim onu ben. Kıvrımını verdi. Ay çok güzel. Aferin size. Harika yaptınız. Bakayım Mısırası evet. Seninkine de. Mısırası şimdi son olarak gözünü de koyuyor. En son ay güldürelim. Ay. Ağız işareti verelim. Bir de bir ağız işareti verelim. Gülsün. Gülen bir Uğur Böceği çok olsun. Güzel. Ay çok tatlı. Dur, önce şöyle bir güzel yuvarlayalım bu şekil olmaz. Evet ayıcığımız şöyle yuvarlayalım. Aferin sana Mısrası. Nur bakalım sana da. Nur ayıcığına kalp yapacak şimdi. Hadi ya kalbini koyacaksın oraya. Evet. Evet. Şöyle ortadan. Ama ben bu Nisan o bidik ellerini ben seni yerim kız yerim seni ben. Bakalım. Ha pomponuna şey yaptı. Kendi süsledi üretimi. Kediyi. Evet. Kendi üretimi. Ne yaptın oraya? Taş mı koydun kedinin boynuna? Süsünü mü koydun? Bir çevirebilir misin kameraya abiler görsün? Yok artık. Ay bayılacağım şimdi çok tatlılar. Çok güzel oldu. Evet. Çok güzel yaptınız. Aferin size. Evet neredeyse bitti işte. Bakar mısınız bir 15-20 dakikada? Evet. Harika güzel şekilli. Hem oyun çocukları bu internet ortamından uzaklaştırıyoruz tabii. Ebru Hanım. Hem yaratıcılıklarını geliştiriyor. Yaratıcılıklarını. Ben buna çok hatta katılıyorum. Hatta pastalarını anneleri yapsın, ha? Çocukları figürlerini yapsın. Evet. Onlara en güzel hediye. Aynen. Hadi bize öyle yapın. Kendi çocuklarınızın özellikle mesela özel günlerine, doğum günü pastalarını süslesinler bakalım. Paylaşalım bizim sayfamızda eğer bize gönderirseniz. Ne güzel bakalım olur. Çocuklardan neler çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Çok güzel çok görmek isterim. Çıkar Ebru Hanım. Bitti mi? Benimki bitti. Bak seninki bitti. Şöyle öne doğru koyalım. Ay. Ayıcığım. Çok da güzel bir kalp oldu. Senin kediciğini de koyalım. Şöyle bir ismi var mı bunların? İsim verelim mi bunlara? İsim verelim Nisa. Minnoş. Teddy oldu seninki. Seninki ne oldu aşkım? Minnoş. Minnoş. Seninki? Candy. Oo, Candy koydu bak adını. Ağız yapmaya ağzını çalışıyorum. Ağzını şöyle yapalım Mısra. Gel. Bak şöyle tatlım. Ne yapmak lazım ağzını? Şeklini. Şöyle bak. Önce spatula ile bir yer açıp oraya içine mi koyacaksınız? Çok ince olabilir. Evet. Tamam. Merhaba. Çok tatlı bir Uğur Böceği oldu. Çocuklar sizi tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz değil mi? Yatmadan evet. Önce her gece sütünüzü içiyor musunuz? Süt içiliyor, dişler fırça... Nasıl yani Nisa? İçmiyor musun sütünü? Neden? Nisa sabah kahvaltılarında kakaolu sütünü içiyor. Tamam. Gece yatmadan önce tercih etmiyor mu? Evet içmiyor. Yani hemen yatmadan önce değil de bir saat önce, bir buçuk saat önce tabii ki de vermek. Ben bazen içiyorum. Sen de bazen ama içersen boyun uzar. Benim evet. Boyum öyle uzadı. Her zaman söylüyorum. Sen içiyor musun sütünü? Yok. Oh. Hiç bu bölümü asla duymuyor hiç kimse. Bütün evet. Çocuklar sütlerini içiyor, kendilerine hiç iyi bakıyorlar. Içiyor, siz evet. De kendinize iyi bakın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım kendine iyi bak devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayaklarda ve bacaklarda oluşan şişlikler kalp hastalığı belirtisi midir? Nefes darlığının kalp hastalıklarıyla ilişkisi nedir? Terleme hangi durumlarda kalp hastalığına işaret eder? Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik anlatıyor. Yani ellerini çok rahat kapatamıyorsunuz. Kapatırken bir rahatsızlık hissediyorsa bu bir kalp hastalığı olma belirtisi olabilir. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim Doktor Hamit Çelik bugünkü konuğum, kardiyoloji uzmanı kendisi ve yine bugün önemli bir mevzu konuşacağız. Ayaklarda, bacaklarda olan şişlik bir kalp rahatsızlığı belirtisi midir diyeceğiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok mersi. Gerçekten o şişlik bir kalp rahatsızlığı belirtisi midir? Şimdi bütün şişlikler kalp rahatsızlığı belirtisi değildir ama kalbe spesifik olan şişlikler vardır. Şimdi genç bayanlarda, menopoz dönemindeki bayanlardaki oluşan şişler genelde bu hormonal denge, vücuttaki hormonlara bağlı oluşan tamam. Şişliklerdir.
Bu genç bayanlarda sık oluyor adet dönemlerine bağlı olarak. Bir de menopoza yakın ve menopoza girecek bayanlarda bu ödemler, yani şişlikler oluşur ama bunlar tamamen vücuttaki hormonal sisteme bağlı. Peki. Yalnız eğer erkeklerde şiş oluyorsa bir sıkıntı var. Kaç yaşında? Mesela genç erkeklerde pek şiş olmaz. 40 yaş sonrası özellikle. Tamam. 40 yaş sonrası şişlik oluyorsa, sadece bacaklarda oluyorsa ve bacaklardaki damarlarda, o mavi damarlarda belirginlik var ise bu varis olma ihtimali vardır. Tamam. Ama önce damarlarda mavileşme başlar, görünür o yüzeyde, zamanla şiş oluşur. Bu varistir. Hı hı. Yani damar yetmezliği. Bu kalple alakası yoktur. Yoktur. Kalple ilgili değildir. Değildir değil mi? Peki. Kalple ne zaman ilgili olur? Şimdi bir erkek hasta üzerine düşünürsek, eğer hasta tüm zamanlarda hiçbir durum yokken zaman içerisinde sabahları kalktığında ellerinde şişkinlik hissediyorsa, yani ellerini çok rahat kapatamıyorsa, kapatırken bir rahatsızlık hissediyorsa, bu bir kalp hastalığı olma belirtisi olabilir. Hı-hı. Özellikle gizli kalp. Diyelim hastada hiçbir şey yokken hastada nefes darlığı gelişti, beraberinde bacaklarda şiş gelişti. İşte bu tamamen kalp hastalığı. Yani hı-hı, bunun anlamı şudur. Bu hasta muhtemelen kalp yetmezliği yaşıyor. Ellerde şişme? Ellerde şiş olabilir ama şişme, özellikle. Şiş, özellikle. Yani kapatırken normal zamanlara göre bir sıkıntı hisseder. Ve uyandığında gün içerisinde özellikle. Geçer. Peki. Evet, gizli kalp belirtisi de olabilir. Bir de ayaklarında şiş oluşuyor ve beraberinde nefes darlığı oluşuyorsa bu bir kalp yetmezliği gelişmiş. İşareti olabilir. Evet. Nefes darlığının kalp damar hastalıkları ilişkisi nedir diye soracağım ama karıştırılır mı? Şudur. Önce şimdi kalbimiz, vücutta 8 litre kan vardır. Kalbimiz bu 8 litreyi sürekli güçlü bir şekilde vücuda dağıtır. Ve bu gücü 60 civarındadır. Eğer bu güç 55'e, 50'ye, 45'lere düşerse kalp yetmezliğinde bahsederiz. Hmm. 60 ile çalıştığı zaman kalp bütün vücuda normal bir dağılım sağlar. Peki. Ve şiş olmaz. 55'e, 50'ye düştükçe vücutta şiş başlar. Artık kalbin gücü zayıflıyor demektir. Bu kalbin gücü zayıfladığı zaman geriye doğru kan birikimi oluyor. Akciğerler su topluyor. Akciğerler su toplamaya başladığı anda nefes darlığı başlar. Peki akciğerlere su topla, şunu söyleyeyim. Kalbin gücü ne zaman zayıflar? Kalbin gücü yüksek tansiyon. Tedavi altında olmayan bir tansiyon var ise. Bir kalp krizi geçirmiştir ama haberi yoktur. Geçirmiş, farkında değildir. Ya da geçirmiş, ağrısız farkında değildir. Ağrısız kalp krizi geçirilir mi? O, kesinlikle geçirilebilir. Özellikle diyabetli hastalarda. Bir de genç hastalar bazen bunu hissetmeyebilir. Yani ağrı hissetmeyebilir. Ağrı eşiği yüksektir. Dolayısıyla ağrı hissetmeden kalp krizi geçirebilir. Nasıl bir şey hisseder kendini kalp krizi geçiren kişi? Bunlar yani, genelde hafif geçiren. Şudur. Bir kalp krizi geçirmiştir. Kalp kası hasar görmüştür. Kalp 60'tan, gücü 60'tan 50'ye düşmüştür. Hasta 50 ya da 45'e düşmüştür. Hasta günlük yaşam artık yavaş yavaş zaman içerisinde etkilenir. Kalp krizi geçirdiği zamanda değil. Kalp krizi geçirmiş bir ay sonra başlar. Nefes darlığı. Farklı farklı terleme. Özellikle yorulduğu zaman terleme başlar. Ondan evet, sonra bir de hasta yani bir rahatsızlık hissi hisseder. Bir keyifsizlik hisseder. Bu yüzden de hasta bir doktora gitme ihtiyacı hisseder. Hasta evet, doktora geldi, yani bize geldiği zaman hastanın ekosunu yapıyoruz. Kalp ultrasonuna bakıyoruz. Baktığımızda hastanın kalp gücünün zayıf olduğunu ve bundan dolayı rahatsızlığın geliştiğini görürüz. Ve bu hastaya eğer ile tetkikler yapıyoruz, anjiyosunu yapıyoruz, bakıyoruz bir damarı tıkanmış. Yani gizli kalp dediğimiz olayı yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde çok üzücü bir hikaye duydum. Çok genç bir beyefendi, bir arkadaşımızın iş yerinde çalışıyor. 32 yaşında. 32. Evli, çocuğu var. Hiçbir şeyde herhangi bir bilinen rahatsızlığı yok kendisinin. Beş arkadaş gece hepsini tek tek eve bırakıyorlar. En son arkadaşı kullanıyor arabayı. O da yanında oturuyor. Uyuyakaldı zannetmiş. O derece fark ettirmeden. Tabii yani herkes bir heyecanla ve merakla bunu sorgular olmuş. Yani kabul edilmesi çok zor. Allah rahmet eylesin ve ailesine, tüm acılı sevenlerine, herkese sabır diliyorum burada. Çok üzüldüm. Yani hiç tanımadığım bir insan ama gencecik bir evlat, bir eş, sevdikleri geride. Bu peki ne kadar gizli? Yani bu kadar da gizli olabilir mi bu kalp? Kesinlikle bu çok genç hastalarımızda oluşan ani kalp krizlerinin nedeni daha çok damar genetik olarak mevcuttur. Yani ailesinin birinde ani ölüm vardır ya da kalp krizi geçirmiştir ya da stent takılmıştır ya da bypass olmuştur. Bir bu. Bir de hasta ağır bir stres altında ise, ağır bir stres altında olduğu zaman o kalbin gücü
kalp kasında bir tembelleşme oluyor. Damar tıkanıklığı olmadığı halde tembelleşme oluyor. Birden kalbin gücü 60'dan 35-40'a düşüyor. Ani bir kalp yetmezliğine giriyor. Ani ölümlere neden olabilir. Neden olabilir? Peki kişi hiç mi hissetmez bunu? Bunu şudur. Genç hastalar çok zor. Hmm. Genç hastalarda iki seçenek var. Allah bir önceki olsun. Programda bahsettim. Ya acile gider, müdahale edilir, tedavi edilir. Evet. Ya da ani ölüm olur. Evet. O zaman ailesinde mutlaka bir geçmişi olan kişilerin erken yaşlardan itibaren kalp kontrollerini ve damarlarına kesinlikle baktırmaları evet. lazım. Özellikle doğru mu? Bayanlarda 40 yaşından sonra, erkeklerde 35 yaşında sonra her yıl düzenli kardiyoloji polikliniğine gidip muayene olmalar gerekiyor. Evet. Peki terleme ne kadar anlamlıdır? Ne kadar bir terleme, bir kalp rahatsızlığı belirtisidir? Şimdi terleme birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir semptomdur, bir şikayettir. Bayanlarda yine sıklıkta olur. Özellikle menopoza giren bayanlarda çok sık olur. Beklenilen bir durumdur, beklenilen bir şikayettir. Terleme bir tansiyon hastalığına, yavaş yavaş tansiyon hastalığı oluşan hastalarda da terleme olabilir. Aşırı çarpıntısı olanlarda da olabilir, kansızlığı olanlarda da olabilir, goiter, yüksek tiroid hastalığı olanlarda da olabilir. 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 Yani birçok noktada terleme açığa çıkabiliyor. Hasta diyelim 55 yaşında, erkek hasta veya bayan hasta, hiç terleme şikayeti yokken birden yavaş yavaş terlemeye başlıyor. Özellikle efor halindeyken, yol yürüdüğü zaman, hani günlük yaşamda kullandığı yolda gelip giderken, öncesinde hiçbir şey yokken artık terlemeye başladığını söyler ise, ya da gece terleme olur ise, hiçbir daha önce hiç şikayeti yok ama terleme şikayeti bir anda. Bir anda bu terleme şikayetler başlarsa kalp hastalığı olma ihtimali çok yüksektir. Hani yüksek tansiyon da olabilir ama daha çok kalp hastalığı, kalp damar hastalığı yönünde düşüneceğiz. Yani özellikle bu tarz şikayetleri bir isimlendirmek lazım. Yani bu belirtileri bir anlamlandıralım mı? Evet. Peki. Şudur yani eğer geçmişinde hiç terleme yok, birden bir terleme çıkıyor ve seni rahatsız ediyorsa mutlaka bir kardiyoloji doktoruna git, kalp damar yönünde bir kendini tarattır. Tarattır. Aman bu yok acıyedim, yorgunum, hava yok, sıcaktı, griptim, biter attım. Değil. Yani değil. 55 yaşındaki hasta 55 yıldır bu acı da yemiştir, tabii. Yorgun da olmuştur. Sıcağa da maruz kalın. Bu dönemlerde terlemesi olmuyorsa, şimdi oluyorsa bir tabii, sıkıntı var. Bir sıkıntı vardır. Lütfen bunu dikkate alın diyorsunuz burada. Çok önemli. Peki kalp hastalığı belirtisidir. Olabilecek noktalar hangisi terlemenin? Kalp hastalığı özellikle... Tersten sordum soruyu. Terleme hangi noktada kalp hastalığı belirtisidir? Yol yürüdüğü zaman eğer geçmişte hiç terleme var, terlemeye başlıyorsa kalp hastalığı olma ihtimali çok yüksek. Yürüdüğünde terliyorsa bir. Evet. Göğsünde bir sıkıntı hissediyorsa terlemeyle beraber... önemlidir. Evet. Gece terliyor ve nefes darlığıyla uyanıyor ya da çarpıntıyla beraber terlemeler oluyorsa ileri yaş grubu için diyorum. Gençlerde bazen bu anksiyete olabilir. Kabul edebiliyoruz. Mutlaka kalp damar hastalığı yönünde araştırmaları lazım. Mutlaka araştırmalı. Bir de ödem için söyleyeyim yine hani vücuttaki şiş. Evet. Kalp yetmezliği gelişen hastada bacaklarda şiş olur. Bacaklarda şiş bayağı şiş olur. Parmakla bastığımız zaman iz kalır parmağın bacaklarda. Hmm. Bu kesinlikle kalp yetmezliğidir. Bu muhtemelen bir kalp krizi geçirmiştir ve damarı tıkalıdır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. Anjiyo yapılır, o damarı açılırsa kısmen düzelir. Peki, evet efendim şurada anlatmak istediğiniz özellikle tahtayı oluşturduk bu arada. Şudur, şu kalbi anlatayım şöyle. Evet. Kalbimiz gücü 60'tır. Tamam. Tamam. 60'la çalıştığı zaman kanı vücuda rahatlıkla dağıtır. Ve vücutta bir şiş olmaz. İşte bunun gücü eğer 50'ye, 40'a düşerse kalp yetmezliği gelişir. Dolayısıyla buralarda akciğerlerimiz var. Eğer bu 50'ye, 40'a düştüğü zaman pompa görevini görmüyor. Pompada arta kalan kan bu akciğerlerde birikiyor. Akciğerlerde biriktiği zaman akciğerlerde biriktiği zaman nefes darlığı, terleme, vücutta ödem. Bu güç 40'a düştüğü zaman karaciğerde şişme olur. Hı. Karında şişlik olur. Bu nabız önemli yani. Bu, peki hayır, yaşa göre nabız değil. Kalbin kasılma gücü. Kalbin kasılma gücü. Nabız yine 70-80'dir. Kalbin gücüdür. Kalbin kasılma gücü yani. Gücünü ne ölçer? Ekokardiyografi, kalp ultrasonu. Evet, mutlaka eğer bu düştüğü lazım. düştüğü zaman başlar akciğerlerde sıvı toplama. Karaciğerde sıvı toplama. Bağırsaklarda sıvı toplanma başlar. Duvarları kalınlaşır. Hazımsızlık başlar. Kabızlık, ishal ve bir sıkıntı yaşar. Bacaklarda şiş olur ve hasta artık yürüyemez durumda olur. Hocam birden fazla oldukça fazla önemli belirtiden bahsediyorsunuz. Evet, yani bunlar zaman içerisinde. Yani ilk önce akciğerle başlar. Tamam. Sonra yavaş yavaş aşağı doğru yayılır. Akciğerle başladığında nefes darlığı. Sonra hazımsızlık.
Sonra ayaklarda şiş. Çok kalbin, önemli. Motor, yani kalbin gücü zayıflayınca bu durumlar ortaya evet. çıkar. Efendim ayaklarda oluşan ve bacaklarda oluşan şişlikler, terleme hangi noktada önemlidir? Doktor Hamit Çelik kardiyoloji uzmanımız çok güzel bir şekilde anlattı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için efendim. Ederim, sağ olun. Sağ olun. Ve devam ediyoruz. Genç kızlar, kadınlar dikkat! Hangi belirtiler polikistik over sendromuna işaret eder? Polikistik over sendromu tedavi edilmezse hangi sorunlara neden olur? Polikistik over sendromu gebeliğe engel olur mu? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. İnsülin direnci yükselmiştir, kilo almıştır. O döngüden bir yerde bir şey bozulmuştur. Tamam. Tekrar polikistik görülebilir. Şimdi kendine iyi bak da. Operatör Doktor Özlem Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir'den buraya kırmızılar içerisinde geldi. Özlem yine çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir güzellik, bir hoşluk, bir kilo mu verdiniz? Ne yaptınız Özlem Hanım? Yani 2019 nasıl geldi size? 2019 güzel geldi. Evet. Yeniliklerle geldi. Evet, çok iyi geldi. Kilo verdim mi? Aslında çok yoruldum. Yeni koşturma. Klinik koşturmacıları, hastalarım. Evet. Ondan dolayı bir de gitgeller de herhalde şey yapıyor ama tabii. Severek geliyorum. Mutlaka. Hemen uçaktan inilmez geldim sizler için her çarşamba olduğu gibi. Evet. Bu çarşamba çok güzel konular konuşacağız inşallah. Ay kırmızı ya kırmızı. Harika konuşacağız. Çok soruluyor size. Polikistik over sendromu. Evet. Nasıl çocuk sahibi oluruz? Olamaz mıyız? Nesi zarardır? Nesi fazladır? Bu nasıl düzene girer? Hepsi sizde efendim. Evet. Buyurun. Tamam evet. Gerçekten polikistik over çok sorulan sorular arasında. Şimdi sizden gelenleri derliyoruz biliyorsunuz. Evet. Polikistik over neden çok önemli? Şimdi de sömestr tatilindeyiz. Sömestr tatilinde olduğumuz için lise, üniversite çağında adet görmeye başladıktan sonra ortaokuldan sonraki genç kızlarımızı ilgilendiren bir konu. Evlenip çocuk sahibi olamayanları ilgilendiren bir konu. Adet düzensizliğinden müzdarip olan üretkenlik çağındaki bütün kadınları ilgilendiren bir konu olduğu için iyi dinlemelerini istiyorum izleyicilerimizin. Çünkü çok geniş şikayet şeyi var. Ben önce polikistik over nasıl bir şey, diğer kişilerden farkı ne, onu bahsedeyim isterseniz. Evet. Nerede oluşuyor polikistik over? Yumurtalıklarda oluşuyor. Tamam. Ben gene güzel rahimimizi, iki tane tüpümüzü ve tüplerin altındaki iki tane yumurtalığımızı şöyle çizeyim. Tamam. Yumurtalık hastalığıdır polikistik over. Yumurtalıklardan kaynaklanır. Burada çok sayıda inci tanesi gibi kistler görürüz biz ultrasonla baktığımızda. Bunu anlamak için şimdi bana çok hastam geliyor. İşte bende polikistik over var, ameliyat eder misiniz? Ameliyat etmiyoruz. Bu o diğer kistlerden farklı. Bir kere kist ne demek? Genel tıbbi terim olarak içi su dolu, sıvı dolu boşlukların hepsine kist diyoruz. Tamam. Bu böbrekte de aynı, karaciğerde de aynı. İçinde sıvı olduğunu gösteriyor. Normal adet döngüsünde yumurtalığımızda bir tane yumurta, bir veya iki tane yumurta, birkaç tane büyümeye başlıyor adet olduğumuz tamam. günden ortasına kadar. Bunlar büyüyor, büyüyor, büyüyor ve belli bir büyüklüğe ulaştığında bu yumurta çatlayıp atılıyor. Bu döngü iki adetin ortasında oluyor ortalama olarak. Peki. Böyle olursa biz düzenli adet görüyoruz. Çocuk, doğal, normal. Doğal hali, hmm. evet. Düzenli adet görüyoruz. Çocuk sahibi olmak istiyorsak bu yumurtlama dönemine denk gelirse çocuk sahibi oluyoruz. Ve hormonlarımız düzenli oluyor. Tamam. Bütün her şey burada yumurtalıkta kilit aslında. Polikistik overde ne oluyor? Bu ay oluştu, yumurtanız var ama büyüyemiyor, çatlayamıyor. Kalıyor. Bir dahaki ay, bir dahaki ay, bir dahaki ay. Bunlar aylar içinde böyle yumurtalığın çevresinde inci tanesi gibi kistlere dönüşüyor. Poli demek çok demek zaten tıbbi olarak. Çok fazla sayıda minik kistikler. Bunlar bizim o çikolata kisti ya da diğer gördüğümüz kistler gibi büyük büyük kistler değil. Bu şekilde minik kistikler. Aslında bunlar büyümeyen yumurta hücreleri. Hmm. Vücudumuzda olan büyümesi gereken. Doğal olarak şu döngü olmadığı için de ne olmuyor? Çatlama olmuyor, çocuk sahibi olamıyoruz. Çatlama olmadığı için adet gecikmemiz oluyor, adet göremiyoruz ya da gecikmeli görüyoruz. Hmm. Bu döngü çok düzensiz oluyor. Bu hastalarımızda bazen arada bir ay mesela veya birkaç ay döngüye giriyor. Tamam. Sağlıklı oluyor. O zaman adet görüyoruz zaten hasbelkader. O zaman bir gibi. Sendrom olduğu polikistik over var mı yok mu bilinemiyor tabii ki. Tabii ki o esnada bilinemiyor. Evet. Evet. Bir de saklı da bir şey yani bulması da çok kolay değil. Dönemine denk gelmesi evet. lazım. Dönemine denk gelmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Polikistik over hastalığı demek için sadece bu da yetmiyor. Şimdi bu ultrason görüntüsü. Biz sizi muayene ettiğimizde ultrasonu aldığımızdaki görüntü. Bunun yanında bir de bizim bunu kan değerleriyle desteklememiz lazım. Kan da
Eğer adet görüyorsanız 3. günü ama 2-3 aydır adet görmüyorsanız herhangi bir gecikme anında yaptıracağınız kan testinde iki hormon birbirinin tersine dönüyor. Biz bu iki şeyi gördüğümüzde diyoruz ki evet siz polikistik over hastasınız. Çünkü sadece böyle bir görüntü olup hiç şikayeti olmayanlar da oluyor çok nadiren de olsa. İkisinde olması lazım. Peki bu polikistik over ne yapar? Siz nasıl şüpheleneceksiniz de doktorunuza gideceksiniz? Şimdi ben onları anlatayım. Bir kere ilk şey hormonları bozduğu için doğal olarak birinci sırada adet düzensizliği. Bu adet düzensizliği ayda 2-3 kere olabildiği gibi genellikle 2-3 ayda bir, 1,5 ayda bir, 6 ayda bir ya da ilaçsız hiç adet görmeyen kişiler, genç kızlarımız, bunlarda polikistik over olma ihtimali yüksek. Bu bir. Genellikle gecikmeli olur. Ben araya gidip bir şey sormak istiyorum. Genç kızlar yeni adet görmeye başladıkları dönemde ne kadar süre sonra gerçek bir düzene oturur? Hani normal. O dönemde değil mi? Evet. Belli bir süre normal. Çok güzel bir soru. Şimdi ekran karşısında da vardır. Evet. Normalde hangi yaşta adet gördüysek adet yaşı diyelim ki 11 veya 12. Ay, o kadar erken olmasın. Olabiliyor. Oluyor. Neden? Adet yaşı artı 2 yıl. Düzensizlik normal. Diyelim normal. Ki siz 13 yaşında adet gördünüz. 15 yaşına kadar peki. Gördüğünüz adetler böyle olabilir. 6 ayda bir bu polikistik overi göstermez. Adet yaşından sonraki 2 yılı da geçirdikten sonra böyle bir şey varsa o zaman polikistik over olma ihtimali var. Peki. Bu 2 yıl neden kabul ediyoruz, normal kabul ediyoruz? Biraz önce anlattığım döngüdeki gibi düzenli yumurtlama daha başlamıyor tabii. İlk 2 yıl. O yüzden normal kabul ediyoruz. Peki. Ama 2 yıldan sonra araştırılması lazım. 2. Kısırlık kelimesini ben hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Gebek alamama diyelim. Evet. Evlendiniz, gebek alamıyorsunuz. Genelde bu şikayetlerle geliyorsunuz ki ben buna kızıyorum. Neden kızıyorum? Çünkü hastam geliyor işte bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş gebek alamıyor. Ama genç kızlık döneminden beri aslında adet düzensizliği var ve hiç doktora gitmemiş. Polikistik over olduğu belli. Ama çocuk iş başa gelince, çocuk sahibi olamayınca geliyorsunuz. Tabii. En büyük sebeplerinden bir tanesi kadın faktöründe kısırlığın, gebek alamamanın altından çok fazla çıkıyor. Buna döneceğim çünkü umutsuz olmayın. Kısırlık yapıyor. Neden yapıyor? O iki adetin ortasında olması gereken yumurtlama sizlerde gerçekleşmediği için siz gebe kalamıyorsunuz. Hasbelkader dediğim gibi yılda bir veya iki kere bir yumurtlama oluyor. Şans eseri kalabiliyor polikistik over hastası da ama onun dışında genellikle bu şikayetle geliyor. 3 en çok gözden kaçanlardan birisi. Ay ben bunu şey yazdım ya pardon Latince yazdım. Evet. Tüylenme. Peki. Hirsutizm yazdım. Tüylenme şikayeti. Tüylenme de şöyle, normalde göbek çevresinden itibaren karın ön duvarında tüylenmemizin olmaması lazım. Bu kadın tipik tüylenmenin ötesinde bir tüylenme. Peki. Meme başında gene olmaması lazım. Ya da yüz bölgemizde sakal gibi tüylenme olmaması lazım. Bu da varsa polikistik over hastalığının bir bulgusu. Ve son bir tane daha ekleyeceğim. İnsülin direnci yüksek. Mesela ben hastam daha kapıdan girer girmez muayeneye geliyor mesela. Kapıdan girer girmez ne şikayeti olduğunu bilmiyorum böyle yapıyorum. Siz polikistik over hastası olabilirsiniz büyük ihtimalle. Ve bakıyorum polikistik over nereden? Tüylenme. Ve insülin tipi kilo alma. Yani bu bölgede evet bel bölgesinde özellikle yağlanma. Ve hiçbir şekilde inatçı bir şekilde diyet yapmalarına rağmen kilo veremiyoruz. Bir bardak su bile içsek yarıyor diyen hastalarımız. Haksız değiller bundan dolayı ve bilmiyorlar. Ve bu, biz bu saydığım şeylerin hepsini tedavi edebiliyoruz. Bakın şimdi şöyle oluyor. Polikistik over evet gebe kalamamaya sebep oluyor ama siz hemen giriyorsunuz araştırma yapıyorsunuz internet üzerinden. Sonra bakıyorsunuz ağlıyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Ben kısırım, hiç çocuğum olmayacak diye ümitsizliğe kapılıyorsunuz. Genç ama buna kızlar, gerek yok. Gerek yok. Peki. Çünkü olabiliyorlar. Oluyor. Olabiliyor. Hatta geçen fazlasıyla. Hafta fazlasıyla oluyor. Geçen haftaki programımızda 300 gebelik haberi vermiştik. Evet. O hastamız polikistik overdi. Ben dün muayenesini yaptım. 9 hafta küsür oldular. Hepsi üçü de çok iyi. Ay maşallah. İlaç tedavisiyle gebe kalan hastalarımız. Çok merak ediyor herkes onu da. Evet. Bunların hepsi tedavi edilebiliyor. Diyelim ki evli değilsiniz. Adet düzensizliğiniz var. Hormonlara bakıyoruz. Baktıktan sonra düzensizlik için ilaç veriyoruz. Doğum kontrol hapı benzeri ilaçlar
burada da hep en çok işte getiriyorsunuz. Mesela kızını getiriyor 18 yaşında, 17 tabii. yaşında. Biz ilaç söylediğimizde, doğum kontrol hapı gibi dediğimizde hastalarımız korkuyor. Tabii. Annesi diyor ki bunu verdiğimizde ileride kısır olur mu? Bizim verdiğimiz ilaçlar sizde ya da doğum kontrol hapı benzeri ilaçlar kısırlık yapmazlar. Öncelikle bunu lütfen panik yapmayın. Tamam. Bu kişiler... 3 yılda bir, ben hastalarıma 3 yılda bir 3 ay ara verdiriyorum adet düzensizliği için kullanıyorsak ilaçlarına. Çünkü ilaç kullanmazsa zaten döngü bozuluyor. Hormonlar bozuluyor, kilo alıyor, psikolojik etkileri çok fazla. Düzenli adet görmek bir genç kızın ya da ilerleyen yaştaki bir kadının bütün psikolojisini normale getiren bir şey. Düzensiz görmek gerçekten çok kötü. Yani 15 gün gecikse bile ne kadar şişiyorsunuz. Yani geriliyor, insan şişiyor, morali evet. bozuluyor. Çok etkiliyor. Bu bir rutin yani kadınları çok etkiliyor. Evet. Peki normal bir yaşa kadar adet düzeni 30 yaşına kadar normal bir şekilde devam etti. Sonradan olur mu? Olabilir. Yani bu şöyle, polikistik overde mesela altyapısında, genetiğinde vardır bu hastalığın oluşu. Ama çok uzun yıllar öyle gizli gitmiştir. Arada yumurtlamalar olmuştur. Sonra çocuk tetikleyen, doğurmuş mudur? Doğurabilir. Sonradan da olabilir. Tamam. Aynen öyle. Yani ilkinde denk gelmemiştir. Sonradan atıyorum aldığı kilo mesela insülin direnci yükselmiştir, kilo almıştır. O döngüden bir yer bozulmuştur. Tamam. Tekrar polikistik görülebilir. Yani var öyle hastalarımızda. Peki tedavisi elbette var. Evet, dediniz. Var. Doğum kontrol hapları doğum öneriyoruz. Kontrol hapı yani. Hiç anlaşılabiliyor. Evet. Başka? Evet. Onun dışında mesela gebe kalamama şikayetiyle gelenlerde de şunu yapıyoruz. Buradaki sorun yumurtalıkların çalışmasındaki zayıflık, yumurta tembelliği dediğimiz durum olduğu için biz tam tersini yapıyoruz bu sefer. Doğum kontrol hapı gibi ilaç değil, tam tersi yumurtlamayı arttırıcı ilaç tedavileri veriyoruz. Bu ilaç tedavileriyle hastalarımız çok yüksek ihtimalle gebe kalıyorlar. Yani gebe kalamama diye gelip de altında polikistik over sendromu varsa açıkçası ben seviniyorum. Çünkü hani tüp bebeğe ya da aşılamaya gitmeden bu hastalarımızın %90'ı neredeyse ilaçlarla gebe kalabiliyorlar. İlk ayda kalamayabilirsiniz. Bir süre tedaviniz devam edebilir. İnatçı olabilir, yumurtalarınız zor büyüyebilir ama lütfen doktorlarınızın verdiği tedavilerden vazgeçmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü burada ya şu gebe kalamama durumunda gerçekten doktorunuzla güven ilişkisi çok önemli. Yani orada tedavinin bence %20-30 başarısı önce güvenmekle ve umut etmekle başlıyor. Evet. Çok etkiliyor. Yani psikolojik olarak doktorunuza güvenin. İlk ay, ikinci ay adet gördüğünüz hiç moralinizi bozmayın ve tedavilerinize devam edin. Burada yumurtlama arttırıcı ilaçlar veriyoruz. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Hep söylemeye çalışıyorum ama gene de hastalarımızın bilmediğini görüyorum veya çok soru geliyor. Gebe kalmayı düşünen anne adayları lütfen folik asit kullanın. Folik asit çok önemli. Evet. Yani hala daha kullanmayanlar var. Diyorum ki programlarımı izlemiyor musunuz evet. diyorum. Yani kullanın. 3 ay öncesinden çünkü bebekte olabilecek bazı problemleri engelliyor. Folik asit dediğinizde eczaneler veriyor. Peki bu tüylenme ne noktada? Duruyor mu? Geçiyor mu? O tüyler dökülüyor evet. mu? Ne yapmak gerekiyor o noktada? Çünkü bu da çok genç kızları özellikle rahatsız eden evet, bir nokta. Çok psikolojik olarak da yıpratan bir durum. Tüylenme için de yine bunda biraz daha detaylı hormonlara bakıyoruz. Erkek tipi tüylenme hormonlarına da bakıyoruz. Burada da ilaç tedavisi başlıyoruz. Verilen ilaç tedavisinde şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Var olan tüyler dökülüp yok olmuyorlar. Onlar bir şekilde herhangi bir tüy temizliği şekliyle şey oluyor, tedavi oluyor. İşte epilasyon ya da başka lazer şekillerle. Vesaire. Evet. Verdiğimiz ilaç tedavisi tüylerin çıkma hızını azaltıyor. Evet. Kırmızı doktorumuz. Evet. Tüylerin çıkma hızını azaltıyor ve yenisinin çıkmasını engelliyor. Yani şöyle engelliyor derken mesela 3 haftada çıkıyorsa tüyleriniz 1,5 ayda çıkmaya başlıyor. Hmm. Normale geliyor. O süreçte de siz o tüylerinizi herhangi bir şekilde temizleyecek olursanız mutlaka bu da tedavi edilebilen bir şey. Evet. Tüylenmeyle tedavi ediliyor. Evet. İnsülin direncine gelince. Şimdi insülin direnci olup olmadığı normal olarak bir kadında kendini başka nasıl gösterir? En çok gösteren şekli kilo alıp, evet, beldeki ve verememe. Hani su bile istem yarıyor diyenler. En çok şekli o. Başka, İnsülin direnci olan açıkçası, kadınlar daha mı zor gebe kalırlar? Gebelikle bir bağlantısı var mıdır? Evet var. İşte bunlar hep insülin direncinin altından bu mekanizma çıktığı için zaten. Evet daha zor gebe kalırlar ve gebeliklerinde de bu kişilerde gebelik şekeri olma ihtimali daha yüksektir. Gene gebelik şeker eklemesine geleceğim tabii, ben evet, oradan lütfen. Da. Şeker eklemesi yapalım mı yapmayalım mı konusunda kesinlikle önerim
Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi. Gebeliğinizin 24. haftası civarında, 24-28. haftaları arasında 50 gram, 75 gram doktorunuzun önerdiği şekilde şeker kümesini lütfen tüm gebelerimiz yaptırsın. Polikistik overli olanların zaten yaptırmama şansı yok. İnsülin direncinden dolayı şeker olma ihtimali yüksek. Orada neden bakılır? Yani 24-28. haftada böyle annenin de hafif artık strese girmeye başladığı, bebeği kucağına alması yaklaştığı tarihler. Evet. Neden yapılır o zaman? Çünkü en çok o şeker metabolizmasının, glikoz metabolizmasının etkilendiği ve oluşmaya başladığı hafta 20. haftadan sonra başladığı için, yani biz gebeliğin ilk başına yaptığımızda her şey normal olabilir. 10. haftasında yapmış oluruz. Her şey normal olur ama 28'de bozulabilir. Tam bozulacağı haftalardır. Varsa öyle bir ihtimal, onu atlamamak için o haftada yaparız. Neden önemli olduğunu zaten hep söylüyorum ama yine söyleyeyim. Gebelik şekeri varsa ve fark edilmediyse anne karnında ani bebek ölümü 8. ay 9. ay doğumdan birkaç gün önce sebebidir. Onun dışında bebeğiniz de insülin direncini yüksek olduğu için bebeğinizde de ilerleyen yıllarda şeker hastalığı olabilme ihtimalini arttırır. Glikoz metabolizmasını, şeker metabolizmasını bozar ve o çocuğunuzla da ilerleyen yıllarda uğraşmak durumunda kalırsınız. Gebeliğinizde şeker yüksekse ve fark etmediyseniz bebekte akciğer gelişimi daha geç olur şeker hastalığı olanlarda. Evet, daha geç olur. Mesela, erken doğumda bir risk o zaman risk, bu. Evet, mesela siz 38. haftada doğurdunuz aslında 2 hafta önce ama prematüre değil. Gayet sağlıklı doğabilecekken. Tabii. Şeker hastası olan bir annenin bebeğinde 38'de doğduğunda onun ciğeri 35 haftalık gibidir gibi düşünün. Ben böyle Türkçeleştirdiğim için. Ciğer gelişimi kaç haftada tamamlanır? Yani aşağı yukarı erken prematüre demezsiniz. 34. haftadan önceye prematüre diyoruz. 34'ten sonraya demiyoruz ama gene de 34-37 arasında doğanlarda da akciğer gelişiminin tam olmadığını klinik gözlemlerimizde görüyoruz. Olabildiğince 37. haftadan sonra doğurmak gerekir. Evet. Bu şeker yüksekse 39'dan önce doğmaması gerekir. Eğer şekeriniz kontrol altında değilse o bebeğiniz prematüre yoğun bakıma girme ihtimalini arttırır. Bakın bir polikistik overden nerelere geldik? Küçücük bir adet düzensizliği gibi görünen bir noktadan. Çok çok önemli. Peki gebeliğe engel değil dediniz. Tedavi edilmezse hangi sorunlara yol açar gebelik dışında? İnsülin direnci diyabet ihtimalimizi arttırır. Peki. Yani ilerleyen yıllarda şeker polikistik overi olan hastalar ilerleyen yıllarda 50'li yaşlardan sonra normal diyabet şeker hastası olma ihtimali daha fazla risk altındadırlar. O yüzden bu insülin direncini kırmak lazım. Diyelim ki gebelik düşünmüyorsunuz. İnsülin direncini kırmak için ilaçlar var. O ilaçlar hem bu direnci azaltıyor, hem kilo vermemizi sağlıyor, hem gebe kalmamızı kolaylaştırıyor. Tedavi ileride mutlaka bunu ekliyoruz direnç yüksekse. Evet, çok önemli. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu tedavi süreci bir korkulu bir rüya mı acaba polikistik over hastaları için? Tekrarlar mı? Evet. Çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle biz ilaç kullanıyoruz dedik ya, mesela genç kızımız adet düzensizliği için ilaç verdik. İlaçları kullanırken çok güzel düzenli adet görür. Tamam. Ultrasona baktığımızda polikistlerin, biraz önce o çizdiğim kistçiklerin azaldığını görürüz. Ama buna ben sahte bir iyilik hali derim. İlaçları bıraktıktan sonra ama 6 ay sonra ama 1 yıl sonra ama 1 ay sonra kişiden kişiye değişir. Tekrardan o polikistler ortaya çıkabilir. Evet. Bazı hastalarımız şanslılar. Gerçekten 2-3 yıl ilaç kullanıyorlar. Sonra bir daha hiç ihtiyaç olmuyor. Tamamen polikistin şiddetiyle de alakalı bir şey. Gebe kalıp doğum yaptıktan sonra geçer mi diye sorarlar. Evet. Geçmez. O kalır. Ama belki şikayetleriniz gizlenebilir. Yani yumurtalıklarda polikistik görünüm kalır. O da lohusalık ve emzirme döneminden sonra ortaya çıkar genellikle. Siz adet düzenli görebilirsiniz ama polikistler geçmez. Ne zaman geçer? Menopozda. Menopozda. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Polikistik over hastaları adet dönemlerinde daha mı fazla sancı çekerler? Yok. Hiç çekmezler. Yani şöyle çekiyorlardır mutlaka ama polikistikten dolayı çekmezler. Yani normal tetikleyen bir durum olmaz. Bir durum değil. Evet. Çünkü diğer kistler gibi değil. Çünkü bazı hastalar, özellikle yani bazı kadınlar adet dönemlerinde hani o 2-3 gün iptal, baş ağrısı, evden dışarı çıkamama, mide bulantısı, hastalık hali gibi çok ağır geçiren, acile gidenler değil mi? Var. Ağrı kesicilerle durabilenler var. Onun sebebi ne olur? Genellikle şudur. Rahimin yani çikolata
etkisi ve benzeri başka bir şey yoksa, ondan hep bahsettik, çikolata kisti yapışıklık yapar, adet ağrısı yapar, adetten önce ağrı yapar. Öyle bir şey yoksa, rahimin doğuştan yapısı, şu biraz önce çizdiğim armut şeklinde rahim var ya, biraz eğik. Onun açısı kişiden kişiye değişiktir. Daha dik olanlar rahim ters diye denilen durum mesela halk arasında. Bu kişiler adet sancısını daha fazla çekerler. Özellikle adetin ilk 1,5 günü. Sökülmeye başladıktan sonra rahatlarlar. Hmm. Üniversite sınavına hazırlanacak genç kızlarımız çok geliyorlar. Tam ona denk geldiğinde kesinlikle iptal olacak bir şey yani. Ya adeti geciktiriyorlar. O hastalarımıza şunu önerebilirim. Zamanımız hemen kısaca hayırı bitiriyoruz. Tamam, bitiriyoruz. O hastalarımız 2 gün öncesinden ağrı kesici kullanmaya başlayabilirler. Bir sonraki programda bunu da anlatırım. Harika. Devam öğrencilere yönelik yapalım. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki geldiniz sevgili Özlem Gültekin. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine harika bir kendine iyi bakla sizlerle olacağız efendim. Siz de bizimle olun. Hoşçakalın.